Servet Yaratma Yolculuğu video serisinin yeni bir bölümünde beraberiz. Bugün kimler para kazanırdan bahsedeceğiz. Para deyince pek çok insan önce nasıl para kazanacağını düşünmeye başlıyor. Şu işimi yapsam, bu kriptoma yatırım yapsam, kendi işimi mi kursam, kariyerimi mi değiştirsem? Bunlar işin asılları. Ama aslında daha önemli bir konu var. Para kazanan bir insana dönüşmek. Ne demek para kazanan insana dönüşmek? Doğal olarak daha fazla parayı kendisine çeken insan. Değerinizi yükseltirseniz paranın size daha kolayca akacağına inanıyorum. Peki neler daha değerlidir. Basit bir örnek verelim bu konuda. Bugün piyasaya çıktığınızda çok ucuzdan çok pahalıya pek çok farklı kol saati bulabilirsiniz. Bu kol saatleri 1000 liranın altından fiyatlarla başlıyor ve zamanı mükemmel olarak gösteriyorlar. Ama bunun ötesinde 100 bin dolarlık saatler de var. Zamanı belki 1000 liralık bir elektronik saat kadar iyi göstermemene rağmen onlara da talep var. Niye? Çünkü saatten beklenen değer sadece zamanı göstermesi değil. Saat aynı zamanda bir estetik unsur, sizi şık gösteren bir unsur. Saat sizin başarınızı dünyaya ilan eden bir unsur. Saat Saat sizin zevk seviyenizi dünyaya gösteren bir unsur. Saat aynı zamanda bir prestij meselesi ve taktığınız saatin kaliteli iyi bir saat olması belki özgüveninizi de artırıyor. Yani saatin kattığı değer temel olarak sadece size zamanı göstermek değil bir sürü başka duyguya da hitap etmek. Ve bu bir sürü başka duyguya hitap eden saatler dolayısıyla İsviçre mesela dünyanın en başarılı ekonomilerinden bir tanesi. Demek ki değer alıcının gözünde. Yani biz değeri sadece saatin zamanı göstermesi olarak görmemeliyiz alıcı acaba bunda ne değer görüyor diye bak. Hepimizin harcamaları bu şekilde aslında. Bazı şeyleri daha değerli görüyoruz bir sürü sebepten. Bazılarını daha az değerli görüyoruz. Nedeni daha değerli görüyoruz derseniz daha fazla problemimizi ve duygusal ihtiyacımızı çözen şeyleri daha değerli görüyorum. Evet zamanı bilmek bir problem ama kaliteli bir saat bunun çok üstünde duygusal değerleri çözebiliyor. Veya Apple Watch'ları düşün. Apple Watch'lar öyle kıt çok değerli şeyler değiller. Fakat onların da çözücü problem daha fazla. Mesela sağlık problemlerinize yardımcı oluyorlar. Uyku abdesi var mı tespit ediyorlar. Spor performansınızı ölçüyorlar. Sizi daha fazla hareketlendirmeye yönlendiriyorlar. Cep telefonunuza bakmadan mesajlarınızı okumanızı sağlıyor. God. Değeri artırıyorlar. Çözdükleri problem daha fazla. Böylece Apple Watch dünyanın en çok satan saatler arasında. Yani bir problemi çözme veya duygusal bir ihtiyaca hizmet etme değeri yaratan temel faktör. Peki bir insan olarak kendi değerimizi o zaman nasıl artıracağız? Demek ki daha fazla problemi çözeceğiz ve insanların duygusal ihtiyaçlarına daha fazla cevap vereceğiz. Bu otomatik olarak değerimizi artıracak ve daha sonra da kazandığımız parayı artıracak. Şimdi benzetmeyi bir kenara bırakalım. Kendi değerimizi nasıl artırız meselesine odaklanalım. Kendi değerimizi artırmak için için çevremizdeki insanların problemlerini çözmeli ve onları duygusal olarak da yükseltmeliyiz. Ne kadar çok problemi ne kadar kaliteli bir şekilde çözersek ve başkalarının kendilerini ne kadar iyi hissetmelerini sağlarsak değerimiz o kadar yükselir ve bu durumda da kazanacağımız para artar. 3 ayrı alanda örnekler verelim. Birinci alan diyelim ki bir yerde çalışıyorsunuz. Bir profesyonel muhasebecisin. Bu durumda sizden beklenen temel değer ne? Yani saatin zamanı göstermesi gibi muhasebe kayıtlarını doğru tutmanız, şirketin KDV'sini muhtasarını doğru hesaplamanız şirketin başını derde sokmamak. Buraya kadarı tamam. Fakat buraya kadarı tamam dediğim şey ödenen para biraz az. Çünkü bunu yapabilecek çok sayıda muhasebeci var. Zaten işimi bölümde artık otomasyonda. Ama bunun ötesine gidip ben artık sadece muhasebeci değilim. Ben şirket yöneticilerinin patronlarının daha doğru karar vermesi için finansal tablolarda muhasebe kayıtlarını detaylar görüyorum ve onları uyarıyorum. Karlılık konusunda, nakit akışı konusunda, satışlar konusunda onlara yeni katma değer sunan raporlar getiriyorum. Onların daha iyi kararlar vermesi onların ön daha doğru görmesi için yeni şeyler imal ediyorum. Yani biraz aslında haddimi aşıyorum. Beklentileri aşıyorum. Benden beklentileri aşıyorum. Bu durumda ne yapıyorsunuz artık? Değeriniz artıyor. Çünkü hakikaten ürettiğiniz şeyler değerliyse bir süre sonra yöneticiniz veya patronunuz sizi vazgeçilmez bulmaya başlıyor. Bu katma değerinizin hakkını belki patron hemen vermeyecek. Belki o patron vermeyecek ama birileri mutlaka verecek. Çünkü birileri diyecek ki Ali öyle bir muhasebeci ki işe katıldığından beri sadece muhasebe kayıtlarımız sorunsuz değil. Aynı zamanda şirketimizin karı da Arttı. Somut değeri katmak bu. Ama unutmayın duygusal değerler de önemli. Başkalarına daha fazla gülümseyen mesela, şirketi için daha fazla iyi şey yapmaya çalıştığını hissettiren, takım arkadaşlarına yardımcı olan, takım arkadaşlarının gelişimine yardımcı olan, başka departmanlarda sağlıklı iş birlikleri kuran, şirketteki pozitif enerjiye katkıda bulunan bir insan olmak da değeri artacak. Çünkü her yerde temel muhasebe kaydını yapan muhasebeciler var. Ama şirketin kârı nakit akışını artırmaya çalışan, bir yandan da içerideki morali motivasyonu yükselten, insanların gelişimine katkıda bulunan muhasebeci pek yok. Ne oldu? Değeriniz arttı. O değer artışının karşılığını mevcut şirkette bulamayabilirsiniz. Sizi görmeyebilirler ama değeriniz bir kere arttı ya mutlaka birileri görecek ve inanın bana telefon çalıp bir transfer teklifi gelecek. İkinci bir senaryo. Diyelim ki küçük bir esnafsınız, bir kasapsınız siz. Normal bir kasaptan ne bekleriz? Bize güzel bir et satmasını bekleriz. Bu zaten göreviniz. Bu saatin saati gösterme görevi. Ama daha ötesine gidilebilir. Mesela karşıdaki insana daha iyi yemekler pişirmek için yeni et önerilerine bulunabilirsiniz veya aldığı etli yemeği nasıl pişireceği konusunda önerilerde bulunabilir. Ne yaptınız? değeri artırmaya başladınız. Müşterinizle iyi bir ilişki kurabilirsiniz. Hal hatırını sorabilirsiniz. Bir önceki alımını bilip bir sonraki alımında bir yenilik önerebilirsiniz. Veyahut da biraz daha ileriye gidip dünyada yeni et yemekleri neler, bunlarda neler yapılabiliyor, Türkiye'de bunun karşılığı ne olabilir konusunda müşterinize vizyon katabilirsiniz. Ne yaptınız? Artık sadece et aldığım kasap değilsiniz. Yemek yapmayı öğrendiğim, dünyayı öğrendiğim, dünya mutfağı hakkında kendimi geliştirmeme yardımcı olan luck. birisi. Bunun üzerine tabii bir de duygusal bağda kurdunuz. İyi ilişki kurdunuz. Hal hatır sordunuz. Belki bir iki tane hoşluk yaptınız karşı tarafa. Geldiğinde ona yepyeni bir şey tattırdınız. Ne oldu? Eliniz yukarı doğru yükselmeye başlıyor. Bu arada bu anlattıklarım hikaye değil. Türkiye'de biz kasaplarla ilgili bir araştırma yaptık zamanında ve böyle davranan kasapların böyle davranmayan kasaplardan çok daha fazla para kazandığını gördük. Benim yaşadığım bölgede de böyle kasap örnekleri çok fazla. Ve enteresandı. Çalışma bize şunu da gösterdi. Böyle davranan kasapların etleri tıpı tıp aynı et olsa bile diğer daha sıradan kasabın etinden daha lezzetli algılanıyor müşteri tarafından. Çünkü insanın algısı bu şekilde çalışır. Değerli şeyler diğerlerini de daha değerli hale getirirler. İşte kasabım değerimi artırdım. Artık daha fazla müşterim var. Muhtemelen rakiplerden biraz daha pahalıya ürünler satabiliyorum. Ve belki de rakiplerin satamadığı üst segment yepyeni ürünlerle satabiliyorum. Değerim yükselmeye başladı. Üçüncü bir örnek. Siz bir yatırımcısınız. Benim olduğum gibi. Yatırımlarınızı yönetmeye çalışıyorsunuz. Harika. Kime ne katkınız var? Kimseye pek bir katkınız yok. İnşallah süper doğru işlemler yaparak para kazanıyorsun. Ama bundan çıkıp da başkalarına da sizin yaptıklarınızı gösterip öğrendiklerinizi, hatalarınızı, doğrularınızı, dünyada olan bitenleri paylaşmaya başladığınızda ne yapıyorsunuz artık onlara da değer katıyorsun. Araştırmalar herhangi bir konuda iyi olan birisinin o işi yapmaktan güzel para kazanacağını gösteriyor. Ama bunu başkalarına da öğretirse katacağı değerin artacağını da gösteriyor. Ve mesela finansal konularda kendi yatırımlarından kazandığından daha fazlasını sizlere anlatmaktan kazanıyorum. Niye? Çünkü daha fazla insana değer sunmuş oluyorum. Buradan kendinize çıkaracağınız ders. Bir şeyi çok mu iyi yapıyorsunuz? Harika. Bunu başkalarıyla paylaşın. Başkaları da onu iyi yapmak istiyorlar. Başkaları da sizden onu öğrenmek istiyorlar. Bir de bunu samimi karşı taraftan sadece para kazanmaya değil ona fayda katmaya çalışan bir havada yaparsanız ne yapıyorsunuz? Bir anda değeriniz artmaya başlıyor. Eğer birisi size para kazanamadığını söylüyorsa ya gerçekten değerli şeyler yapmıyor ya da değerini pek anlatamamış. Bu da önemli. Yani kendinizi nasıl pazarladığınız da önemli. Kattığınız değeri göstermeniz de önemli. Bunu da yapmak gerekiyor. İnsanlar çok da farkında olmayabiliyorlar ama bu ikinci mesele. Önce değeri yükseltmeniz gerekiyor. Değer dediğiniz şeyle gittiğiniz okul okullarla ilgili değil, aldığınız sertifikalarla ilgili değil. Eskiden öyleydi biraz. Hatta hala belli kurumlarda yerinde olabilir. Ama ben etrafımda çok sayıda çok iyi okuldan mezun ama az para kazanan insan görüyorum. Çünkü aldığınız eğitimin bana ne faydası var? Önemli olan o. Aldığın eğitim en iyi üniversitede eğitilen harika da bana ne faydası var? Bana ne yararı? Bu yüzden her türlü eğitim yatırımınızda da bu eğitimden öğrendiklerimi karşı taraftaki farklı insanlara bir değere nasıl dönüştürebilirim diye bak. Sadece kendinizi eğitmeniz, geliştirmeniz yetmez. Bunun bir ürün bir hizmete, bir değere dönüşmesi lazım. Değer demek de karşı tarafın bir problemini çözmek veya duygusal bir ihtiyacına hizmet etmekten. O halde yapmamız gereken şey etrafımızda problemleri yakalamak. Mesela bizim yakaladığımız problemlerden bir tanesi diğer kanalımda parası olan insanlar paraları nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. Çünkü maalesef ülkemizde parayı değerlendirebileceğim pek çok yerde sorun yaşanıyor şu anda. Parası olmayanlar da nasıl para kazanacaklarını bilmiyorlar. O da bu kanalın meselesi. İki tane problem. Bu iki probleme yönelik de çözümler. Çözümlerim daha iyi olabilir. Belki o zaman değer daha da artar. Şu ana kadar ki çözüm kalitemle epey bir değer yarattım ki belli bir para kazanıyorum. Ve ne zaman ki bir yerde problem görüyorum oraya yönelik yeni çözümler üretmeye de çalışıyorum. Ben diğer kanalımda daha çok para konuşuyorum. Parayı nasıl büyüteceğinizi, parayı nereye yatırmanız gerektiğini. Fakat sonra fark ettim ki bir kısım insan yeterince para kazanamıyor ki yatırım yapsın. İşte o zaman da bu kanalı kurma fikri aklıma düştü. Bu kanaldan henüz para kazanmıyorum ama size kattığım değeri artırabilirsem buradan da para kazanmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Toparlamam gerekirse para kazanmak istiyorsanız önce parayı değil değeri düşünmeniz. Dünyadaki herkes karşı tarafa kattığı değer kadar para kazanıyor. Karşı tarafın önemli bir hukuki sorununu çözen, onu belki büyük dertlerden koruyan bir avukat elbette çok para kazanıyor. Ona üstü bir vergi müşaviri tabii ki çok para kazanıyor. İnsanları ölümden döndürecek seviyede daha fazla bilgiye sahip olan cerrahlar elbette daha fazla para kazanıyorlar. Ama bu sizin kazanamayacağınız anlamına gelmez. Siz de kattığınız değeri artırabilirsiniz. Ve en basit başlangıç etrafta ne problem var? İnsanların ne duygusal ihtiyaçları var? Ben buna ne çözüm getirebilirim? Sonra da kafayı pek yormadan hızlı bir şekilde o çözümü hayata geçirmek lazım. Bu bir sonraki bölümümüzün konusu olacak. Çünkü gördüğüm şey şu, para kazanma hızlı seviyor. Daha hızlı olan insanlar daha çabuk para kazanıyorlar. Problemi görmek önemli, çözümü tasarlamak da önemli ama eğer onları bir ürüne bir hizmete dönüştürmüyorsanız para size gelmeyecek. Bu nedenle hızla para kazanmak arasında çok önemli bir ilişki var. Onu bir sonraki bölüme bırakalım. Siz şimdi gidin değerinizi nasıl artıracağınıza odaklanın. Kimlerin ne problemlerine çözümleri var? Buna ekstra ne değer katabilirim? Bir yerde çalışıyorsanız, küçük esnafsanız, büyük bir girişimciyseniz fark etmez. Kattığımız değeri daha fazla nasıl ki? Karşı bize daha fazla para öder. Daha uzun süre bizim müşterimiz olur. Daha vazgeçilmez onun hayatının bir parça sahne gelebiliriz. Buna kafıyorum. O zaman para kendi kendine akmaya başlayacak.